TBN Türk ekranlarından herkese hayırlı Ramazanlar. Ben Sümeyye Kelle. Her gün olduğu gibi birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz İstanbul İl Müftülüğü İl Vaizi Semih Dumlupınar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar olsun. Sağ olun. Bizlere de hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Başta kendimize, ailemize ve memleketimize, tüm İslam aleminin Ramazan'ı hayırlı olsun diyelim. Evet. Hocam Ramazan'ın son 10 gününe doğru gidiyoruz. Ramazan'ın son 10 gününde Kadir Gecesi'ni arayın diye bir hadis-i şerifimiz var. Son 10 günü nasıl değerlendirmeliyiz ve Ramazan ve oruç ilişkisine nasıl bakmalıyız? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve bi'in esta'in. Ramazan-ı Şerif ayını şöyle bir arz etmek istersek, Ramazan-ı Şerif, Rabbimiz Zülcelal Hazretleri'nin biz kullarına ikramı. Tabi bu ikramı Rabbimiz Zülcelal Hazretleri daha da genişletmiş ve bizim lehimize olacak şekilde, affımıza, mağfiretimize yansıyacak şekilde Rabbimiz bu lütfu ihsan eylemiş. Ve Ramazan-ı Şerif ayında bu 30 gün içerisinde öyle bir ikram vermiş ki Rabbimiz Yücel Hazretleri, o ikramı ayeti kerime ile teyit ederek bu müjdeyi bizlere ilahi vahiy bağlamında sunmuştur. Bu ayeti kerimeye baktığımız zaman zaten Ramazan-ı Şerif'in kendine ait olan bir ayeti kerimesi. Yani Ramazan-ı Şerif'e özel bir şekilde indirmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'ân hüden linnâsi ve beyyinâti minel hüde vel furkân. Aydan, Ramazan ayından bahsediyor. Buyuruyorlar ki Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim bu ayda indirildi. Kur'an-ı Kerim ki hidayet ve rahmet olarak insanlara rehber olunacak ilahi vahiy, ilahi Kur'an bu ayda indirildi. Kim ki bu aya iştirak ederse, bu aya ulaşırsa فَمَنْ شَهِدَ مِنْ كُمُشْ شَهْرَ فَلْيَسُمْ, bu ayda oruç tutsun buyuruyor. Burada dikkatimizi çeken bir durum var. Ramazan-ı Şerif'i, Ramazan-ı Şerif yapan bir hususiyet nedir? Özel bir hususiyet. Kur'an-ı Kerim'in bu ayda indirilmiş olması, ilahi vahye bu ayda muhatap olması ki bu aya ne diyoruz? 11 ayın sultanı diyoruz. Kur'an-ı Kerim ayı diyoruz. Tabi Rabbimiz Kur'an-ı Kerim indirilmesiyle beraber de Kur'an-ı Kerim'in o şerefine, o şanına layık olarak da Rabbimiz biz kullarını affetmek için, mağfiret etmek için bu güzel aydan daha da güzel bir şekilde en ziyadesiyle istifade etmek için Rabbimiz geçmiş ümmetlere sunmadığı, sırf peygamber ümmeti olarak taltif buyurduğu özellikle Kadir Gecesi'ni bu ayda gizlemiş, bu ay içerisinde iltifata mazhar olunacak şekilde Rabbimiz bizlere sunmuş. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı bir gece olarak Rabbimiz bu hediyeyi vermiştir. Ve ayet-i kerimede de şöyle buyurmuşlardır. Bismillahirrahmanirrahim. İnne enzennâhu fî leyletil kadr. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhakkak şüphesiz ki biz Kur'an'ı Kadir Gecesi günü indirdik buyuruyor. Leyletil kadr hayrun min elfi şehr. Ey kulum, parantezine diyorum, Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bilir misin? Rabbimiz Zülcelal Hazretleri, Leyletül Kadri hayrun min elfi şehr. O bin aydan daha hayırlı bir gece, Rabbimiz Zülcelal Hazretleri buyur. Bin aydan daha hayırlı bir gece olarak 83 yıl 6 aya tekamül ediyor. Tek bir gece şuurlu bir şekilde Rabbimizin birliğini, vahdaniyetliğini kabul etmiş ve o şekilde istiğfarla, dua ile o geceyi tezeyyün edip de süslediğimiz vakitte bu mükafata nail oluyoruz. Takdir edersiniz ki tabi bu gece
öyle bir gece olarak Rabbimiz Yücel Hazretleri ikram etmiş. Fakat Rabbimiz biraz gayret istiyor kulundan. Bir çalışmanın karşılığında bir ücret vardır. Yani bedavacılık insanlar arasında da yadırganır, takdir edersiniz. Onun için Rabbimiz Yüce Hazretleri Kadir Gecesi'ni bu ayda gizlemiş. Yani zaman zaman işte toplum olarak bir cem olalım, beraber olalım, işte birliktelik ruhunu taşıyalım diye 27. gece olarak tayin edilmiş ise de birinci görüş şudur. Ramazan-ı Şerif ayının her bir gecesini olur ki Kadir Gecesi bu geceymiş düşüncesiyle o şekilde ihya edin. Çünkü işin içinde ne vardır? 83 yıl 6 aylık bir insan yaşayacaktır. Abid, yani güzel bir şekilde kulluğunu şuurlu bir şekilde yerine getirecektir. Ve böyle bir durumda hiç günah işlemeyecektir. Öyle bir ümmette yaşayan veya böyle bir hayat tarzını kendine prensip eden bir kişinin o sevap potansiyelini, sevap durumunu, mükafatını Rabbimiz bir gecede Muhammed ümmeti olarak bizlere veriyor. Öyleyse ey kulum, biraz araştır, biraz bak, biraz gayret göster. O 30 gün içerisinde her geceyi bir Kadir Gecesi'ymiş gibi gayret göster. Yani Müslüman olarak Ramazan ayına ilk bakış açımız bu olması lazım. Tabii bakıyoruz bazı hadis-i şeriflerdeki ifadelerde, alimlerimizin ifadelerine baktığımız zaman özellikle son 10 günü arayın şeklinde bir takım beyanları var, uyarıları var. Neden? Çünkü Ramazan-ı Şerif'te son 10 gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir uygulamasını görmekteyiz. Nasıl bir uygulama hocam? İtikaf. Ramazan-ı Şerif'e has bir durum. Yani ibadete yoğunlaşırdı Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisini bir mescide, bir yere tamamen kapatır. İbadetle hemhal olur ve bu şekilde 10 günü geçirme gayretinde olurlardı. İtikaf, buyurun. Hocam bir de zaten baktığımız zaman ilk başlarda çok böyle aşırı derecede motivasyonla başlıyoruz Ramazan'a. Son 10 günde aslında böyle bir kopuşa geçerken Allah'ın orada son 10 günde arayın demesi bir anda da aslında o bir ayı bize tazeliyor. Yani çünkü son zamanlara doğru bir artık bırakmaya başlanıyor ya da işte alışkanlıktan bırakılıyor. Bu noktada da aslında iyi bir motivasyon kaynağı da insan için. Artık tabii bu yorumları biz yapabiliriz kesinlikle. Yani bir takım insanın fizyolojik, psikolojik bir takım yorulmaları olacaktır. Bir maratondasınız siz. Yani bedeni olarak da zaman zaman biraz serzenişimiz oluyor. Tabii bu Rabbimize karşı bir şikayet babında değil de işin cilvesidir. Bakıyoruz bir uykusuzluk var. Bir bedende bir halsizlik oluyor. Bu da işin güzelliğidir. İnsanın aziyetinin anlamasıdır, bilmesidir. Tabiri yerinde ise insanın haddini bilmesidir. Allah-u Teala'ya karşı insanın ne kadar muhtaç bir varlık olduğunu, Rabbimize tazarru etmeden ne kadar ihtiyaçlı bir varlık olduğumuzu gösteren en güzel bir delildir. Ramazan'a bir de şey diyor, yiyorsun sevap, yemiyorsun sevap. Yani gerçekten de fırsat ayı baktığımız zaman. Her iki yönüyle mükafat bir ay değil evet, mi? Evet, yani rutin yaptığımız bir şey, sabah kalktığımızda yediğimiz bir yemek her zaman bizim için öyle değil ama Ramazan'da sahura kalkıyorsun, ayrı bir sevap. İftar açıyorsun, ayrı bir sevap. Gerçekten de her anlamda insanın yani sevap işlemesinin kolay olduğu bir ayda. Ama şunu merak ediyorum, son 10 günde dua ve istiğfar dedik ya, bunun için özel bir dua var mı mesela? Daha çok hangi alanda dua etmemiz gerekiyor? Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Hazreti Ayşe annemiz var. Hazreti Ayşe annemiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle çokça vakit geçirmiş. Peygamberin eşlerinden birisi. Ya Resulallah, son 10 gün Kadir Gecesi gününü arayınız. Hangi dua ile ya Resulallah bu Kadir Gecesini arayalım ve o Kadir Gecesinde hangi dua ile tazarru eyleyelim? Ey Ayşe, buyurdu. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri çok özlüdür. Yani
çok kısa beyanlar vardır ama sayfalar dolusu, kitaplar dolusu onu açıklamaya ihtiyaç, tefsir etmeye veya hadisleri şerh etmeye ihtiyaç pozisyonu vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ey Ayşe, şu hadis-i şerife devam et, şu duaya devam et buyurdu. Allahümme inneke afuvvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversen bizleri de affeyle. İşin şöyle ifadesini veya cümlenin yapısını biraz tetkik ettiğimiz zaman hadis-i şerifte Rabbimizin rahmetine bir sığınma var. Allah'ım sen affedicisin. Ben ise acizim ya Rabbi. Her yönümüzde aciziz. İnsanız, kulluğumuza günah yapmaya müsaitiz. Nisyan kökünden unutkan bir yapıya sahibiz ya Rabbi. Sen affedicisin. Sen külli iradeye sahip. Ya Rabbi bütün güç senin elinde. Ama biz ise sana layık kulluk olmada çokça eksikliklerimiz var. Öyleyse ya Rabbi. Allahümme inneke afuvun kerimun. Bizi affeyle, mağfiret eyle. Sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri affeyle diye bu duaya devam eder. Etmeyi tavsiye buyuruyorlar. Bizler de kıymetli izleyicilerimize özellikle son günlerde bu duayı az ve öz. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Bakın son günlerdedik, bugünlerde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle müjdeleyici hadis-i şerifleri var. Ne buyuruyorlar? Kim ki Ramazan-ı Şerif'i inanarak, sevabını Allah'tan umarak ihya ederse, gündüzleri oruç, geceleri de ibadetle geçirirse, geceleri ibadetten maksat nedir? Teravih namazlarımız var bizim. 5 vakit namaz başta olmak üzere. İhya ederse buyuruyor, bayramda, bayram namazına çıktığında Rabbimizin rahmetine gark olmuş, sanki annesinden yeni doğmuş gibi günahları mahvolmuş şeklinde Rabbimizin müjdesi var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bizlere beyan buyuruyorlar. Bunu buyuran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok böyle meşhur, çok hocalarımızın da zikretmiş olduğu bir hadis-i şerifi var. Buradan arz etmek istiyorum ben. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberde camilerimizde hutbelerin okunduğu yerdir. Cuma ve bayram hutbelerinin okunduğu yer. Yine böyle cuma hutbeyi irade ederken, hutbeyi verirken o anda bir sakinlik, sükunet oluşuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa amin, amin, amin buyuruyor. Sahabe-i kiram radıyallahu anh efendilerimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i çok severler. Adım adım takip etmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her bir davranışta bir hikmet biliyorlar. Bir hikmet aramışlar ki gerçekte de öyledir. İn huve illa vahiyyuha. Çünkü o ancak vahyi doğrultusunda konuşur. Hiçbir zaman nefsani bir konuşması, telaffuzu olmamıştır. Neden? Çünkü insanlığa örnek olacak bir peygamber. Rabbimiz Zülcelal Hazretleri onu koruma altına almış. Sonrasında ya Resulallah siz minberde 3 defa amin, amin, amin dediniz. Bunun hikmeti nedir, sırrı nedir buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bana o minberdeyken Cebrail geldi. Sorusunu sordular. Kendileri cevap vererek o cevap karşısında ben de amin dedim. Nedir onlar? Birincisinde ey Muhammed, kimin anne babası hayatta olur? Anne babasının kadir ve kıymetini bilmez. Anne babasına iyilikte bulunmaz. Anne babasının gönlünü almadan ahirete anne babasını gönderirse onun burnu yerde sürtünsün ben de amin dedim. Birinci mevzu anne babaya iyilik mevzusunu burada bakın gündeme getirmiş olalım. Şimdi hep böyle ibadet aksamı çerçevesinde insanlar cennete girmeyi düşünürler. Bunu bilelim ki
namaz, oruç, hac, zekat dediğimiz bedeni ve mali ibadetlerle beraber ahlakı yapıyla insan kendini tezyin ettiği müddetçe, olgunlaştırdığı müddetçe cennete girecektir. İşte ahlakı yapanın temelinde de anne babaya iyilik vardır. Rabbim buyuruyor ki: "Ella ta'budu illa iyyahu ve bil valideyni ihsana." Ne buyuruyor? Allah-u Teala bana kulluk edin, benden başka ilah olmadığını kalb ile tasdik, dil ile ikrar ettikten sonra annenize, babanıza iyi davranın buyuruyor. Çünkü tabii bu konu böyle söylenmeye çok muhtaç bir konu olmasıyla beraber çok da böyle konuyu dağıtmak istemiyorum. Evet, anne babaya iyilik Allah-u Teala'nın rızasını almaktır. İkincisi, ey Muhammed buyurdu Cebrail aleyhisselam, kim ki senin ismin anılır, senin ismin anıldığı zaman selatu selam getirmekten içtinab eder, kaçınırsa onun da burnu yerde sürtünsün. Bakın, şunu arz etmek istiyorum ben. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala tarafından gönderilen bir elçi. Tabii sizin soracağınız sorulara karşın vaktimiz var mı da ben konuyu dağıtmıyorum. Yok, onu da arz etmek istiyorum. Evet, ben hadis-i şerifin ışığında bunları arz etmenin faydalı tabii olacağı kanaatindeyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorlar ki: Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. De ki, kime de? Kullarıma de ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kim ki Allah-u Teala'yı sevdiğini iddia ediyor, ben Allah-u Teala'yı seviyorum diyorsa ey Habibim sana uysunlar. Muhammed'ime uyun, Muhammed Mustafa'ma uyun ki Allah da sizi sevsin. Yani Allah sevgisinin kapısı, Allah sevgisinin anahtarı peygamber sevgisinde, onun hadislerinde yatmakta. İşte peygamber sevgisinin de en güzel ispatı da ona selatü selam getirmek. Bakın, biraz önce 10 günü hocam nasıl geçirmemiz gerekiyor dedik. Buradan arz edeyim, kısa yoldan köşe dönme. Nedir? Alalım tesbihimizi elimize. Şöyle boynumuzu bükelim. Halvet dediğimiz durumlar var. Sakinlik, sükunet. İnsan için gerekli. İşte tasavvufta bu çok gerekiyor. İnsanın işte insanlardan ayrı kalması. Halvet. Kısa vadeli halvetler yapalım. Alalım tesbihimizi. Tesbihimiz karşımızda sanki Ravza-i Mudahhara varmış gibi. Gönül dünyamızı, zihin dünyamızı o tarafa vererek, Resulullah'la buluşturarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle rabıtamızı güçlendirerek Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Tesbihatımız bu olsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Bu şekilde yaptığımız zaman Gümüşhanevi Hazretlerinin bir ifadesi var. Buyuruyorlar ki bir selatü selam kişinin 10 tane günahını mahveder, yok eder buyuruyor. Allah Teala o salatü selamın yüz hürmetine 10 tane de sevap verir. Bir de bizlerin Rabbimizin katında bir derecesi vardır. İşte o salatü selamın yüz hürmetine Rabbimiz 10 derece de kendi katında derecemizi artırır buyuruyorlar. Böyle bir mükafat var. Salatü selamın peki delili var mıdır? Elbette vardır. Yani Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah ve melekleri peygamberine, habibine, Muhammed Mustafa'sına selat, selam eyliyorlar. Allah-u Teala'nın selatı nedir? Peygamberini taltif etmesidir. Ona merhamet etmesidir. Ayet-i kerimede buyuruyor ya: "Ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin." Ey Habibim, ey Resulüm, sen alemlere rahmet olarak gönderilen peygambersin. Muhammed Mustafa'sın. Evet. Bakın, öyle bir merhamet ediliş ki Allahu Teala'nın selat eylemesi nedir? Peygamberi makamı mahmuda erdirmiş. Peygambere
İnşallah ona inanıyoruz. Günahkar kullarız bizler. Ne kadar yani abid bir kul olduğumuzu iddia etsek dahi peygambere ihtiyacımız var. Ona da en güzel istifade edeceğimiz durum kıyamet günü mahşer aleminde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Ya Rab ümmetim ümmetim diye Rabbimize tazarru eylediği vakitte onun şefaatinden istimdat edeceğiz, istifade edeceğiz biiznillah. Rabbimizin izniyle. Nedir? İşte Rabbimizin selavatıdır bu. Peygambere selavatıdır, ona merhametidir, ona mağfiretidir. Onun yüz hürmetini, ümmetini bağışlamasıdır. Melekler de selavat ediyorlar. Peygamberin derecesini yükseltmek, mağfiret olması için Rabbimize tazarru eğiliyorlar. Malumunuz, meleklerde nefis yoktur. Onun için kimi melekler rükû halindedir, kimi melekler secde halindedir, kimi melekler arşta Rabbimizi zikir halindedirler. Ama ne yapıyorlar? Peygambere selat eğiliyorlar, mağfiret diliyorlar. Ey iman edenler buyuruyor. Siz de peygamberime, Habibime, Muhammed Mustafa'ma selat eyleyin, selam eyleyin. Kim için? Sizler için. Yine bakın Rabbim buyuruyor ki siz Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimede Allah'a borç verin buyuruyor. Şimdi biz namaz kılıyoruz, zekat veriyoruz. Efendim sadaka-i cari yapıyoruz. Allah Teala öyle hoş bir benzetme yapıyor ki siz diyor Allah'a borç verin. Siz onu kat kat karşılığını alacaksınız buyuruyor. Böyle güzellik var. Hocam bunu evet. Söyleyince aklıma şey geldi. Bizim de bir hocamız şöyle demişti. Duan bir türlü kabul olmuyor. Tabii olmamasının ayrı bir hikmeti vardır ama birisi ona şey demiş. Allah'a borcun var mı? Şimdi bizim de kul olarak da mesela Allah'a borcumuz var. Nedir? İşte farz olan ibadetlerimizi yerimize getirmek gibi. Çok güzel bir aslında ticari bir alışveriş de aynı zamanda. Yani karşılığındaki cenneti kazanmak var. Evet, şu anda ticari alışverişin en karlı günlerindeyiz. Evet. Yani kampanyalı günler. Evet, o ticarette kampanyalı günler olduğu zaman bir fuar açılır değil mi? Ya gidelim de şu güzellikten, şu maddi yönden şu istifade edelim. Şu anda Ramazan-ı Şerif'in en güzel istifade edeceği kampanyalı günlerindeyiz. İşte bu kampanyalı günleri iyi değerlendirmemiz lazım. Hadis-i şerifin üçüncüsünde amin dedik ya. Üçüncüye geçmeden hocam şunu buyurun. Sormak istiyorum. Selavat getirmemiz gerekiyor ya Peygamber Efendimiz'e. Hani getirmeyenin burnu yere sürünsün denildi. Evet. Peki bu kast, duyduğuma göre sahabeler zamanında kibrinden dolayı yapmayanlar olduğu için mi bu söylendi? Mesela bazen söyleniyor selavat getirmeyi unutuyoruz. Bu sebepten mi yoksa her duyduğumuzda getirmemiz mi gerekiyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mesela bu hadis kitaplarındaki ilk hadistir. İnnemel amelü bin niyyat. Ameller niyetlere göredir. Tabii buradaki niyet çok önemli. Şu bir gerçek ki her duyduğumuzda bir içten selatü selamla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o ruhunu tatmak, ruhunun füyuzatından istifade etmek. Yani her zaman getirebilmek, yani asıl hedef bu olması lazım. Ama oldu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ismi anıldığı zaman o anda getiremedik. Hı hı. Tabii buradaki burnu yerde sürtünsün durumu, işte makamıdır, mevkisidir, osudur, busudur şekliyle kişinin inadına, o inadı bir yapıyla Peygamber'e selatü selam getirmekte cimri davranması. Hı. Budur yani. Asıl durum budur. Elbette biz Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i seviyoruz. Ve onun şefaatine de inanan kişiler olarak da gönlümüz ona sonsuz selatü selam getirmekten neşe duyan bir yapımız var. Bu vesileyle burada unutma durumunu Rabbimiz mazeret olarak da görecektir inşallah. Öyle ümit ediyoruz. Hocam bununla alakalı bir şey daha sormak buyurun. İstiyorum. Sahabeler zamanında Peygamber Efendimiz'in ismi geçtiği zaman kalpleri böyle çok hızlı şekilde çarptıkları için ellerini böyle götürürler. Hani biz de mesela yapıyoruz ya Peygamber evet. Efendimiz'in adı geçtiği zaman. Bu öyle bir şey mi gerçekten de? Öyle duyunca gerçekten çok etkilendim yani. Hani kalplerinin ritminin artması. Hani bir insan bir insanı sevdiği zaman böyle ismini duyduğunda bile kalbi çarpar ya. Aynı şeyi Peygamber Efendimiz'in içinde de hissetmiş olmaları. Doğru.
Biz bunu bazen kürsülerimizde bir delikanlı üzerinden örnek veriyoruz. Bir delikanlı bir hanımefendiye aşık olduğu zaman o hanımefendinin ismi anıldığı zaman dahi dikkat çekilir, hemen bir heyecana girer. Evet. Zaman zaman yaşamışızdır biz bunları. Yani diyelim ki kişi hani örfü olarak nişanlık devresi geçirdiğimiz zaman oldu ki nişanlı olduğumuz takdirde annelerimiz işte nişanlan olduğumuz kişinin evine, hanımefendinin evine gittiği vakitte oradan bir haber geldiği zaman söyle söyle diye böyle bir heyecan duyarız değil mi yani? İşte kişinin o sevgi potansiyeli arttığı zaman o heyecanlanma tabii o gönülde hissedecektir. Gönlün merkezi neredir? Kalptir. Kalp ona iştirak edecektir elbette. Bunu tabii bir takım yorumlar yapılabilir. Sahabe-i kiram sallallahu aleyhi ve sellemin elbette ki öyle bir durumda o canlılığı var. Yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ismi anıldığı zaman bakın sevgiyle ilgili ben şunu arz edeyim. Bilal-i Habeş radıyallahu anh efendilerimiz, Rabbim şefaatine nail eylesin. Habeşli bir köle. Ne yaptı bu? Peygamber'e tabi oldu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Çok çile çekti. Yani kızgın çöllerde malumunuz karnına taşlar bırakıldı. Ama o ne yaptı? Ahad diyerek Allah'ın birliğinden taviz vermeyerek Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem ve İslam'a teslimiyetini haykırdı. Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh onu kölelikten azat etti. Kendisi satın aldı ve kölelikten azat etti ve İslam'ın güzelliği bu işte. Bakın insanı kölelikten sultanlığa çıkarıyor. Yani evet. Zaman içerisinde tabii peygambere öyle aşık bir zat ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey Bilal diyor. Müjdeler olsun. 8 cennet senin için bezenmiş, süslenmiş. Allahu Teala 8 cenneti sana verecek ey Bilal. Bakın peygamber sevgisinden bahsettiniz ya. Sevgi budur işte. Ya Resulallah 8 cennet neyim ediyor? Sizin bir defa yüzünüze bakmam, o mübarek cemalinize bakmam 8 cennetten eftaldır diyor. Yani sevgi bu. Evet. Burada da arz ediyorum. Yani sahabe-i kiram radıyallahu anh efendilerimiz dikkat edin. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah buyurarak sevgisini ishar etmişler. Ama içtenlikle, gönülden, yapmacık değil. Çünkü ayeti kerimede Bismillahirrahmanirrahim ya eyyühellezine amenu lime tegulüne ma le tef'alün. Zaten Müslümanlığın da zor noktası burası. Ey iman edenler, yapmadığınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Sahabe-i kiram yapmış. Hazreti Ebubekir Efendimiz de örneğinde değil mi? Malumunuz. Malını Allah yolunda infak ediyor. Ey Ebubekir, geride ailen var. Ailene ne bıraktın? Ya Resulallah, Allah ve Resulünü bıraktım yetmez mi? Hazreti Ebubekir Efendimiz... Bu şekilde Rabbimiz peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sevgisini bu şekilde ishar ediyor. Yani Hazreti Muazlar, Hazreti Ömerler, Hazreti Osman Efendimiz hangilerini sayalım ki Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Onun için sahabe-i kiram radıyallahu anh efendilerimiz her birisi peygambere sevgisini ishar edecek şekilde özellikle bir bedel ödemişler. Evet. Bunlar, sevgi bedel istiyor zaten. Tabii kesinlikle. Ya onun için şu anda da amiyane tabirle bir ifade vardır. Lafla peynir gemisi yürümez. Bu sözü çok severim. Yani özellikle bizler Müslümanlık yaşantı içerisinde ama kürsüden de söylediğim zaman içim korkar yani bir ürperme olur. Ya şunları söylüyorum ama hayatımdaki durumda işin neresindeyim, hangi noktadayım? Hem itikadi anlamda hem de ameli anlamda. Ameli anlamda gerçekten ciddi anlamda eksikliklerimiz var. Rabbim tetmim eylesin ama itikadi anlamda. Buradan arz ediyorum.
Yani eksik olmamamız lazım, dikkat etmemiz lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifi şöyle zihinlerimizde zonklaması lazım. Nedir? İman buyuruyor. Öyle bir zaman gelecek ki elde tutulan ateş gibi. Bıraksan sönüverecek. Tutsan eli yakacak. İşte sanki günümüzde orayı, o durumu yaşıyoruz. İmanlarınızı yenileyin buyuruyor. Ya Resulallah, iman eskir mi? Evet eskir. Ne ile yenileyeceğiz? Kelime-i tevhid ile. La ilahe illallah. Yani Allah'tan başka ilah olmadığını haykırarak, kimi haykırıyoruz? Çıkıp böyle sokakta değil, hayır. Nefsimizi haykırarak, nefsimizi Allahu Teala'nın itaat noktasına getirinceye kadar, ki bu mutasavvufta da tasavvufta bu ne dedir? Seyri sülük diyoruz biz buna. İşte mutasavvuflar tasavvufu ilimde nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne dediğimiz noktaya gelinceye kadar devamlı olarak kelime-i tevhidle itikati anlayışımızı, itikati durumumuzu devamlı olarak kontrol halinde tutmamız lazım. Hocam zaten modern çağda en büyük sorunumuz Allah sevgisinin önüne koyduğumuz sevgiler ya da ilgi alakamız. Yani hayat bizi bir şekilde meşguliyetine çekiyor ve o yüzden de asıl ibadete yönelemiyoruz. Bu noktada da la diyebilmek, yani diğer bütün her şeye hayır deyip de kabul edebilmek, aslında orada bir şey de var değil mi? Yani hayır dediğimiz zaman dünyevi hayata karşı ya da Allah sevgisinin önüne karşı olan bütün her şeye hayır diyerek bir noktada sana gel demenin de bir tecellisi gibi sanki. İşte işin noktası o, da onu yapabilirsek müjdeler olsun. Tebrik etmek lazım. Yani işin noktası o. Yani onu diyebilmek marifet ister. O marifeti gösteren de müjdeler olsun diyoruz. Hocam onu yapamadığımız için aslında çok çok hiç değilse tövbe edebilmemiz lazım herhalde. Yani çünkü yapamıyoruz. Bir noktada yapmak istesek de arkadaş ortamlarımız, çalışma hayatımız, dünya meşgalesi bir şekilde bizi çekiyor. Ama hiç değilse bari onun mahcubiyeti ve pişmanlığıyla tövbe edebilmek de çok önemli sanırım. Kesinlikle buradan Hasan-ı Basri Hazretleri'nin bir ifadesi var. Hasan-ı Basri Hazretleri geliyorlar, kendisi tabiinden bir zat, ilim erbabı, aynı zamanda hal ehli bir zat. Bir takım sıkıntıları dile getiriyorlar. Kimisi işte kuraklıktan bahsediyor, kimisi işte kendi günahkarlığından bahsediyor, kimisi diyor ki ben ey imam diyor, çocuğum olmuyor, dua et diyor, çocuğum olsun diyor. Bir serzeniş var insanların. Herkes de bir soruya karşı bir çözüm arayışı içerisinde. Hasan-ı Basri Hazretleri hepsine istiğfar yapın buyuruyor. Tövbe istiğfar yapın diyor. Diyor ki ey imam, çeşitli sorular karşısında ihtiyaçlar farklı ama hepsine aynı soruyu, aynı cevabı, aynı farklı soruya karşı aynı cevabı verdiniz. Gidin istiğfar yapın buyuruyor. Buyurdu ki, bunu ben buyurmuyorum ki, bunu ben söylemiyorum ki, Rabbim buyuruyor. Nuh suresinde 10. 11. 12. ayeti kerimede Rabbimiz bizleri istiğfara çağırıyor. İstiğfar edin buyurarak akabindeki ayeti kerimelerde işte kimin kuraklıkta sıkıntısı var, kimin mal mülk isteği var, kimin bir sıkıntısı varsa Allah-u Teala'nın vereceğine dair Allah-u Teala'nın taahhüdü var buyuruyor. Onun için dediğiniz gibi günümüzde istiğfara çok ama çok ihtiyacımız var. Rabbimiz Zülcelal Hazretleri istiğfar eden her bir mümine biiznillah lebbek diyecektir. Zaman zaman günümüz dünyasında bakıyoruz. Günahlar hakikaten ağzını açmış bekliyor. Yani adımımızda, her bir adımımızda, bir sonraki adımımızın nasıl bir pozisyonla karşılaşacağımız durumuyla ilgili endişe içerisinde olduğumuz günlerdeyiz. Evet. Ahir zaman ümmeti olarak. Böyle bir durumda da
Zaman zaman genç kardeşlerimiz, hocam Allah bizi affeder mi? İşte günahlarımız bağışlanır mı? Ya işte hocam çok böyle bir takım naneler yedik, kendi ifadeleriyle diyorlar. Hocam ne yapalım? Artık yüzümüz yok. Biz de diyoruz ki Allahu Teala'nın rahmeti geniş. Yeter ki samimi olalım. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah. Ey nefsi aleyhlerine hatta aşan kullarım buyuruyor. Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Allah'tan ümidi kim keser? Kafirler keser. Bizler iman etmiş kişileriz. Günahkarlık ayrıdır. İman ayrıdır. Onun için biraz önce arz ettik ya, imanı sabit bir noktada tutmak için gayret gösterelim. Yani amel bir noktada zafiyetimiz olsa dahi, olmaması çok çok iyi olacaktır, ama olsa dahi imanımızın gücünü hissettiğimiz zaman amel noktasındaki zafiyetimiz pozisyonunu müşahede edebiliriz. Gün gelir eyvah edip geri dönüş çarkını yapabiliriz. Ama imanda sıkıntı olduğu zaman o insanın başına bela ve musibet olur. Bu konuda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu niçin vurguluyorum? Günümüz dünyasında bakıyoruz. Zaten İslam karşıtı olan yapılar malum, belli. Evet. Biliyorsunuz ki ya bu İslam düşmanlığı yapıyor, İslam karşıtı. Zaten genelde İslam karşıtı olan insanlar da insanlık karşıtı da oluyor. İnsanlığa zulümden semizlenen bir yapıları var. Zulümle abat olunmaz inşallah. Rabbimiz de onların inşallah mühlet verecektir ama ihmal etmeyecektir. Bu düşünceyle düşünüyorum ben. Ama biliyoruz ki şu İslam düşmanı, ona karşı tedbirimiz var. Ama günümüzde İslam görünümlü, İslam akaidinden uzak yapılar var. Buradan özellikle gençlerimize, toplumumuza arz etmek istiyorum. Bunlara karşı da çok temkinli olalım. Çok temkinli olalım. Çok dikkat edelim. Mesela cennet vatanımız var. Yani hubbul vatan minel iman. Vatan sevgisi imandandır buyuruyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir cennet vatanın bırakılan bu emanete güzel bir şekilde sahip çıkma, yani hakikaten hayırlı torunlar olma. Mesela bir Çanakkale'ye bakıyoruz, ecdadımız ciddi anlamda bir fedakarlık var. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık var. İşte ya bu kahramanlığa karşı nasıl bir şekilde iyi bir hayırlı bir torun olurum? Bu vatanımı nasıl severim? Milletimle nasıl bütünleşirim? Çünkü Allah-u Teala buyuruyor وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın ipine sarılın, sımsıkı sarılın. Tefrikaya, ayrılığa düşmeyin emri varken. Ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim innemel müminuna ihvetun fe aslihu beyne ahavaykum vettegullaha leallekum turhamun. Müminler kardeştir. Müminlerin arasını düzeltin. Allah'tan korkun ki size rahmet olunacak. Başka bir ayet-i kerimede Allah'a ve Allah'ın Resulüne itaat edin fe tefşalu reyhukum. Buyuruyor ki gevşemeyin. Olur ki gevşediğiniz takdirde, birbirinize düştüğünüz takdirde devletiniz elden gider. Dikkat edin, sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir. Ayet-i kerimeleri varken, böyle bir ilahi mesaj varken, günümüz dünyasında bu cennet vatanımızın güzelliğini gölgeleyecek şekilde bazı akımlar var, bazı düşünceler var. Efendim Türkiye'de Darul Harp diye, bakın çokça şikayet alıyoruz bunlarla ilgili, çokça ızdırap var. Cuma namazını şu cennet vatanımızda kılmayıp da maalesef Cuma namazını kendinden soyutlayan insanlarımız evet. var. Yazık, bazı isimler adı altında söylemek istemiyorum. Bunlar sapkın bir düşünce. Yani bunları söylememiz bizim üzerimize farz-ı ayın olarak bir görev olarak addettiğimden dolayı böyle bir televizyon karşısında kamuoyuna arz etmekte fayda mülahaza etmekteyim. Bunlara dikkat edelim. Yani zaman zaman işte bazı yapılar bakıyorsunuz ki annelerini dışlıyorlar, çevresini dışlıyorlar. İşte sen şu davranışınla kafir oldun, küfre girdin.
Anne babaya isyan eden insanlarımız var, gençlerimiz var. Aman ha, kişi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği müddetçe Müslümandır. Herhangi bir davranışla, günahkar bir haliyle onu tekfir etmek büyük bir vebaldir, büyük bir hatadır. Kıymetli kardeşlerimizden de eğer böyle bir sıkıntıları varsa buradan arz ediyorum bir kardeşleri olarak bu yanlıştan dönmeleri. Bizim ehli sünnet vel cemaat olarak tayin ettiğimiz, beyan etmiş olduğumuz itikatte Maturidi ve Eş'ari, amel olarak Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezheplerimiz güzel bir şekilde metot, yöntem, yol beyan etmişler. İnsanları kucaklayıcı, insanlara hoşgörülü bir şekilde, insanlara mütevazi bir şekilde peygamberi ahlakın zirvesini nasıl yaşayabilirim? İşte bunun metotlarını sunmuşlar. Başka bir metot, yol aramak nedir? Sapkınlığın ta kendisidir. Tabii. Hocam bir de zaten kişi tekfir ettiği zaman sadece kendisini bulunan cemaatten ya da ibadetten mahrum ederek dışlamış oluyor. Ama İslamiyet aslında yani yok etmek üzerine değil, inşa etmek üzerine kesinlikle var. Yani insan kazanmamız gerekiyor. Yani la ilahe illallah diyen bir insana ısrarla tekfir ettiğin zaman kazancımız ne olacak? Bundan alacağımız ecri başka bir şeyden almaya gayret etsek keşke. Ve maalesef ki yaş aralığı daha çok genç olan ya da hadis ilmine sahip değil, itikadi olarak daha yani hiçbir ilmi bilgisi yok. Genç insanlar bile bakıyorsunuz ki daha 16-17 yaşında bile tekfir edebilecek duruma geliyor. Bu düzeye kadar düştü. Evet. Hatta çok enteresan, bunu arz etmek istiyorum. Geçen bir sosyal medyada bir video, bir küçük çocuğu paylaşmışlar. Ya şu çocuğa bak efendim, ne kadar da böyle heyecanlı konuşuyor diye bazıları şey yaptılar yani, olumlu buldular ama fakat açıklamalarında dikkat ettim. Birileri tarafından sanki özel konuşturulmuş bir kişi. Dediğiniz noktada hakikaten hatalı bir konuşma. Tekfir etmek. Şunu arz edeyim ben. Şimdi bedenimizde bir hastalık olur. Ne yaparsın? Acısı vardır. O acısıyla beraber hissedebiliriz. Onun bir çaresini bulma gayretinde gideriz doktora. Röntgenindir falandır filanlar, onun bir çözüm yolunu arıyoruz. Aynı şekilde ruhi hastalıklara da dikkat etmek lazım. Yani böyle bir düşünce zamanla ruhi hastalıklar, ruhta bir kanser pozisyonu, ur oluşturuyor. Evet, o ur oluşturmadan böyle bir yapıya dikkat etmek lazım. Bu mevzu hakikaten ciddi bir mevzu. Evet. Yani Ramazan ayı da zaten bizi daha çok cemaat olmaya iten, topluluk olmaya, birlik içerisinde olmaya iten. Çünkü ne kadar tek başımıza yapsak da savruluyoruz hocam. Yani bir noktada da insanın Müslüman kardeşine çok ihtiyacı var. İnsan sosyal bir varlık. Rabbimiz tevhide yönlendirirken ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allah birdir. O birliğe yönlendirirken, kendisini arz ederken Allahu Samet, her şey ona muhtaç. Hiçbir şey, o hiçbir şeye muhtaç değil. Lem yelid doğmamış ve lem yulet doğurmamış ve lem yekun lehu kufuven ahad. Hiçbir şeye benzemez. Rabbimiz bu şekilde kendini tevhid noktasında tanıtırken bizlere de buyuruyor ki vahdette birleşin diyor, vahdet noktasında. Sosyal olacaksınız, toplumsal bir yapı olarak elbette birbirinize ihtiyacınız var ama tefrikadan uzak duracaksınız. Vahdet olarak bir olacaksınız, beraber olacaksınız. Bunun için Allahu Teala bizim mayamızı bildiğinden dolayı bu konuya dikkat çekiyor. Takdir edersiniz ki bu birlikteliği oluşturan Ramazan'da önemli bir ibadetlerimizden birisi de sosyal yardımlaşma, dayanışma mefhumunu güzel bir şekilde topluma icra ettiğimiz zekatlarımız var. Fitrelerimiz var. Fidyelerimiz var. Değil mi? Bu da toplumu bütünleştiren en güzel İslam'ın özelliklerinden, güzelliklerinden birisi. Maddi manevi aslında yani, bir arada olmamızı evet, sağlıyor. Rabbimiz Yüce Hazretleri zaten koymuş olduğu ilahi kanunlarda, Kur'an-ı Kerim'in mesajlarında
Hep bu var. Dediğiniz gibi maddi olarak da birbirlerinizi destekleyeceksiniz. Manevi olarak da birbirlerinizi destekleyeceksiniz. Bencillik yok. Bu hususta bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel bir ifadesi var. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşayan Kur'an. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anhaya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bize anlatır mısınız buyurdu. Buyurdu ki siz Kur'an-ı Kerim okumasını bilir misiniz? Evet biliriz. İşte onun hayatı Kur'an'dı, Kur'an buyurdu. Kur'an-ı Kerim'i bütün bir şekilde yaşamışlar. Ve maddi ve manevi yardım etme durumuyla ilgili de şöyle şu hadis-i şerif çok hoşuma gider. Mescid-i Nebevi'de bir kişi geldi, namaz kıldı. Namazın akabinde el açtı. Ya Rabbi benim şu sıkıntımı gider, bana onu ver, bana bunu ver, benim işte ailemi güzelleştir, çocuklarımı güzelleştir diye bireysel olarak kendi duasını yaptı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Rabbimizi ne kadar da cimrileştirdin dedi. Ya Resulallah ben anlamadım. Duayı öyle değil dedi. Şu şekilde yapsaydın o dua daha güzel olacaktı. Çünkü Rabbimiz zengindir, ganidir, cömerttir. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in sıkıntılarını gider. Ümmeti Muhammed'e yardım eyle. Ümmeti Muhammed'in çocuklarını güzelleştir. Ahlaklarını hadimi Resulullah ile ya Rabbi diye bu şekilde genel bir dua et dedi. Dualarınızı genelleştirin ki melekler de sizlere amin diyerek sizlerin o isteklerini sizin üzerinizden Rabbisine tazarru eyleyerek sizin için dua etsinler. Bakın ne kadar güzel bir sistem. Elhamdülillah. Yani İslam'ın her yönü güzel. Evet. İslam dininin koymuş olduğu ilkeler de fıtrata uygun ilkeler. Ama ızdırabımız var, serzenişimiz var. Kendi nefsim itibariyle de anlayamıyoruz Kur'an-ı Kerim'i. Buyurun. Hocam bu arada dayanışmadan, birlikten bahsettik. Ramazan ayında da en çok bu vurgulanırken İsrail'in mesela Ramazan'daki zalimlerden de bahsettik. İsrail'in her Ramazan bir Ramazan geleneği haline gelmiş ne yazık ki. Filistinlere saldırısı oluyor. Ama aslında bunu bir millet olarak değil bir Yahudinin bir Müslümana saldırması olarak görebiliriz. Hatta insaniyet noktasında bile görebiliriz ama bu konuda Diyanet'inde mesela Cuma hutbesinde bir konuşması vardı sanırım. Şimdi Mescid-i Aksa konusunu da aslında gündemimize tutmamız gerekiyor değil mi? Yani bu son 10 günde mesela af dilerken, tövbe ederken aynı zamanda Müslüman kardeşlerimiz için de dua edebilmemiz, Müslümanlık olarak görevimiz. Şunu arz edeyim, tabir yerindeyse gönlümüzde bir köz, bir ateş var. Hakikaten Mescid-i Aksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanıyla Mescid-i Nebevi, Kabe-i Muazzama bir de Mescid-i Aksa. Üç mescitten bahsediyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Meymune validemizi ya Resulallah Beytül Makdis hakkında bize bilgi verir misin buyurdu. Yani Mescid-i Aksa, Kudüs dediğimiz. Buyurdu ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz orası mahşer ve menşer yani yeniden diriliş yeridir orası buyurdu. Ve oraya gidin, orada içinde namaz kılın. Bakın peygamberi tavsiye çünkü buyurdu orada bir rekat namaz kılmanız bin rekat namaza bedeldir buyurdu. Böyle bir mükafatlı mekanı tezyin edilmiş. Mekanı Rabbimiz tarafından taltif edilmiş bir yer. Peki oraya baktığımız zaman Hazreti Mümine annemiz diyor ki ya Resulallah oraya gitmeye güç yetiremezsek ne yapmamız lazım? Buyurdular ki kandilleri yakmak için zeytinyağı yakıt hediye gönderin. Kim bunu yaparsa oraya gitmiş oradan istifade etmiş olur. Yani nedir bu? Yani oraya destek verin buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, böyle bir yer ve ayet-i kerimeye baktığımız zaman Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram
ilel mescidil aqsallezî bârakna havlehu linuriyehu min âyâtina innehu huvessemî'ul basîr. Sadakallâhu lazim. Malumunuz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimizin ikram eylemiş olduğu peygamberin mucizesi vardır. Nedir o? Miraç. Evet. Miraç'ta Rabbimiz Yüce Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Subhanellezî esra leyle minel mescidil harami ilel mescidil aqsa. Mescid-i Haram dediğimiz Kabe-i Muazzama'nın bölünmüş bulunmuş olduğu alandan Mescid-i Aksa'ya, nasıl peki Mescid-i Aksa? Çevresini bereketli kıldığımız, güzel kıldığımız Mescid-i çevresini Mescid-i Aksa'ya götüren Rabbinin şanı ne yücedir buyuruyor. Rabbimin, bakın, ilahi vahyin iltifatına mazhar olan bir mekan Mescid-i Aksa. İlk etapta konuyu, mevzuyu arz ederken demek ki Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin bir mekanı değil, tüm ümmeti Muhammed'i ilgilendiren bir mekan. Rabbimiz Zülcelal Hazretleri mekanları, bazı mekanları, bazı zamanları da taltif eylemiş. Mekanları arz ettik. Arafat taltif olunan bir mekan. Kabe-i Muazzama ve çevresi taltif olunan bir mekan. Medine-i Münevvere'de Ravza-i Mudahhara taltif olunan bir mekan. Mescid-i Aksa taltif olunan bir mekan. Bu mekanlar ne yapmış? Evet, taltif olunmuş. Bir de zamanlar vardır. Zamanlarda Ramazan-ı Şerif ayı, Cuma günü, işte bir takım Kadir geceler olarak ihya edilen günler, bayram günleri ve geceleri. Evet, bunlar hadis-i şeriflerin ışığında Allah-u Teala'nın özel ikramlarıdır. İşte Mescid-i Aksa da bu kullarına, Rabbimiz Yüce Hazretleri peygamber ümmetine vermiş olduğu ikramlardan birisi. Bakıyoruz, bir şehir düşün. Tarih durumuna baktığımız zaman tevhid mücadelesi verilen hemen hemen her peygamberin uğrak yeri olmuş. Üç semavi dinin de kıblesi olmuş ve ismiyle, çevresiyle mukaddes, mübarek kılınmış olan bir şehir. Özellikle binlerce yıl medeniyete beşik yapmış bir şehir. Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti Yakup aleyhisselam, Hazreti Süleyman aleyhisselam, Hazreti Yusuf aleyhisselamın yaşamış olduğu bir şehir. İşte böyle bir şehire karşın Hazreti Ömer Efendimiz zamanında Kudüs fetholunuyor, huzura kavuşuyor ve onun devrinde Müslümanlar hakikaten insaflı ve adaletli bir yapı nasıl olur onu görüyorlar. Bütün Hocam, insanlık. Kudüs'ün kıymetini anlattık. Döndüğümüzde de Müslümanlar ne yapmalı onu konuşacağız. Şimdi Konya için iftar vaktiymiş. Döndüğümüzde burada olacağız. Buyurun. Amin. İftar özel kaldığı yerden devam ediyor. Hocam, Kudüs'ün öneminden bahsetmiştik. Müslüman olarak peki bizler ne yapmalıyız? Onu da bir konuşmuş olalım. Şunu arz edeyim ben. Çok hoşuma giden anekdot şeklinde bir hikaye var. Hazreti İbrahim aleyhisselam tevhid mücadelesini veren ulul azim peygamberlerden birisi. Karşısında kendisini ilahlık iddiasında bulunan, zenginliğiyle şımarık olan bir yapı var, Nemrut. Mücadele sonucunda Hazreti İbrahim aleyhisselam yine tekrar tevhidini, tebliğ durumunu arz ediyor Nemrut'a. Nemrut bunu reddederek kendince Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı cezalandırma kararını veriyorlar. Hikaye biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in ifadesi. Evet, Rabbimiz Zülcelal Hazretleri tabii böyle bir mühlet veriyor ama cezasını ihmal etmiyor arz ettiğimiz şeklinde. Nemrut askerlerine odun toplatıyorlar. Öyle bir ateş yakıyor ki tefsirlerde o ateşin ta ki bulutlara kadar çıktığı, böyle korkunç bir dağlar gibi bir ateş durumundan bahsediyor.
Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atıyor. Rabbimiz Zülcelal Hazretleri Nemrut'a o fırsatı vermeyebilirdi. Bakın burada da çok önemli bir durum var. Rabbim mucize içerisinde mucizesini gösteriyor. Yani o şımarık yapının ne kadar aşağılık bir yapıya döneceğini Rabbim göstermek için kendi ilahi kudretini o fırsatı tanıyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bildiğimiz gibi Rabbimiz ateşe ey ateş Habibimi dostumu yakma ne soğuk ol ne sıcak buyurarak Hazreti İbrahim Aleyhisselam o ateşten sağ salim çıktı. Rabbimiz Yüce Hazretleri mucizesini gösterdi. Nemrut bu ateşi yakarken bir şey dikkatimizi çekiyor. Derler ki bir bayan elinde kova gidiyor yollanmış. Nereye? Nemrut'un ateşine doğru. Nereye gidiyorsun? Diyor ki Nemrut denilen kişi İbrahim'i yakacakmış, gidiyorum onun ateşini söndürmeye. Tabii kendilerince ya şu, bu kovayla mı o ateşi söndüreceksin? Ben de biliyorum ki bu kova o ateşi söndürmez ama kıyamet gününde ben de ya Rabbi İbrahim'in tarafındaydım ben de tevhid mücadelesi veriyordum diye elimde bir belge olması için ben de bu gayret içerisindeyim diyor. Yine böyle bir anekdot arz ederler. Karınca gidişi bellidir. Attığı adım da bellidir. Nereye gidiyorsun? Kabe-i Muazzama'ya gidiyorum derler. Ya şu, bu ayakla mı, bu yürümeyle mi? Diyor ki olsun diyor. Kabe'yi varamasam da bu yolda ölürüm ya diyor. Şimdi müminin safı belli olması lazım. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki eğer zulme güç yetiremiyorsan safını belli edeceksin diyor. Cemil Meriç'in de bir ifadesi var. Diyor ki eğer zulme karşı diyor sessiz kalıyor, tarafsız kalıyorsan bu namussuzluğun kendisidir diyor. Cemil Meriç böyle bir ifade kullanıyor. Evet, şimdi burada Müslüman olan her bir insanın safını belli etmesi lazım. Kalbi olarak da karşıdaki zulme karşı buğzunu, kinini belirtmesi lazım. Burada hakikaten sadece Filistinli kardeşlerimize değil, insanlığa karşı işlenen bir suç var. Tabii. Batı'nın maalesef yapısıdır ki, şımarık bir yapısıdır ki, Türkiye'ye sözde bir soykırımı özellikle dikte ettiren bir yapı maalesef böyle bir yapılara karşı sessiz kalabiliyor. Hatta ve hatta kendi memleketini savunan Filistinli kardeşlerimize karşı terör ilan ettirip de zalim pozisyonda olan Yahudileri bazı yapılar mazlum gösterebiliyor. İşte Müslüman bunlara kanmaması lazım. Evet. Müslüman burası sadece Filistinli değil, bu Kudüs, Mescid-i Aksa benim dinimin bir değeridir diye gönlünden o teslimiyeti, o kabulünü görmesi lazım. Birincisi bu. İkincisi zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifi var. Buyuruyorlar ki bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltemiyorsanız da dilinizle düzeltemiyorsa onu kalbinizle buğz ederek ona karşı tepkinizi koyun. Alimlerimiz elle düzeltmek diyor devlet ricalinin görevlilerin işidir. Elhamdülillah şu anda en üst seviyede devlet ricalimizin tepkisi oluyor. Bu da güzel bir durumdur elhamdülillah. Alimlerimiz zaman zaman kürsülerden bunu arz ediyorlar. Bir Müslüman olarak da kalbi olarak gönlümüzdeki bu yapıya karşı tepkimizi göstererek ben buradan arz ediyorum. Dua müminin silahıdır. Dua muhul ibade. İbadetin özüdür Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kul ma ya'bahu biküm Rabbi levla duaküm. Duanız olmasa Rabbiniz size ne değer versin buyuruyor. İşte bu ilahi mesaj karşısında da özellikle bakın sahura kalkıyoruz. O
hayır işin içerisinde nurun ala nur olacak şekilde buradaki kardeşlerimize tavsiyem iki rekat abdest alıp da teheccüd dediğimiz gece namazıyla bu günlerimizi süsleyelim ve el açıp bir dakika olur, iki dakika olur, beş dakika olur. Tazarru eyleyelim, Rabbimize yalvararım, ya Rabbi şu anda gücüm buna yetiyor, senin her şeye kudretin var, gücün yeter diye o zalimleri Rabbimize şikayet ederek o mazlum olan Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bu şekilde belgeleyelim. Evet, gece kalkıp Rabbimize dua ederek Rabbimiz, bakınız Bedir Savaşı'nda melaike orduları vardı. Daha yakın zamanda Çanakkale'mizde, efendim Kıbrıs'ta İngilizlerin itiraf etmiş olduğu ne diyorlar? Biz Türklerle değil diyor. Yeşil sarıklı insanlarla savaştık diyor. Bunu gayrimüslim ne yapıyor? İfade ediyor. Bunu izhar ediyor, açıklıyor. Demek ki Rabbimizin bir manevi ordusu da vardır. Bedir'de o ordular peygamber ordusuna sallallahu aleyhi ve selleme, peygambere ve sahabesine yardım ettiler. Rabbimiz ayet-i kerimede beyan buyuruyorlar. Zaman zaman da ona iman eden Allahu Teala'nın kullarına da o melaikeleri Rabbim harekete geçiriyor. Ben inanıyorum ki bir Mescid-i Aksa veya değişik Müslüman ordularına ordularınla beraber karşı tarafa Rabbimiz o ordu, o ilahi ordularını da yürütüyor, yürütecektir de ya Rabbi o Bedir'e yürüttüğün o ilahi orduları da ya Rabbi şu zalim Siyonizmin yapısına da yürüt diye de Rabbimizi iltice edelim. İnşallah la taknatu min rahmetillah. Allah'tan ümidi kesmemekle beraber inşallah Kudüs İslam'dır, İslam olacaktır düşüncesiyle bu niyetimizi Rabbimize arz edip kardeşlerimize bu şekilde yardımcı olabiliriz. İnşallah hocam. Ağzınıza sağlık. Hocam son 10 dakikaya kadar bir son 10 dakikalık bir vaktimiz kaldı aşağı yukarı. Şimdi Ramazan ayından da bahsettik. Aslında bir finalde yine Ramazan ve oruç ilişkisini, yani bize ne kattıklarını, o farkındalığa ermek adına o faziletini sizden dinleyelim. Sonrasında ufak bir dua ile isterseniz İstanbul için iftar vakti diyelim. Evet. Tabii bir yapıyı müşahede ettiğimiz zaman, yaşadığımız zaman, o yapıyla hemhal olduğumuz zaman faydalar veya zararları vardır. Elhamdülillah zararı olmamıştır. Oruç ibadetiyle beraber Fransız bir düşünür şunu diyor ki Müslümanların elinde diyor öyle güzel bir müessesi var ki diyor, bir ay diyor bedenini, midesini dinlenmeye alarak diyor vücut hücrelerini yeniletiyor diyor. Ve bu şekilde sağlıklı bir yapıyı tekrar kazanma fırsatı buluyor. Evet, sumu tasihhu buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, onun için birincisi sağlıklı bir yapıyla ne yaptık? Elhamdülillah vücudumuzu yeniledik. Bunu sonrasında inşallah yeme içmelerimize dikkat ederek devam ettirmeyi tavsiye ederim. Evet, ikincisi başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden azat olma günlerini yaşayacağımız Ramazan'da Rabbimiz azabından biiznillah bizleri muaf kılacaktır. Sonraki hayatımızda da sadece Müslümanlığı Ramazan'a has kılmamakla beraber özellikle Ramazan'dan sonra da bu ilkelerimizle, ibadetlerimizle kulluk şuurumuzda devam edilmesini tavsiye ediyorum. Çünkü Rabbim va'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Ölüm gelinceye dek kulluğa devam edin buyuruyor. Üçüncüsü bakıyoruz. Burada özellikle aile birliği olarak da 5S kuralından bahsederler. Nedir? Sofra birliği, sevgi birliği derler. Efendim sayfa birliği derler, seccade birliği derler, seyahat birliği derler. Bu 5S kuralının bakıyoruz. Sofra birliği bu şekilde oluştu. Seccade birliği bu şekilde oluştu. Zaman zaman sayfa birliği de oluştu. Mukabeleler okumak nedir? Sayfa birliğini gösteriyor. Sevgi birliği de oluştu. Ne yaptı? Aileler
birbirleriyle sevgi bağlarını manevi bir güçle güçlendirdiler biiznillah. Bir seyahat birliği var. O da iftara falan sağa sola gidiyorlar. Seyahat birliği de olmuş oldu. İşte bu 5S kuralı dediğimiz bu kural yapısıyla ailelerimizde özellikle bunun yürütülmesini buradan arz etmek istiyorum. Rabbimiz Zülcelal Hazretleri buyuruyor ki fezkurunu ezkurkum ve şkuru li ve la tekfurun. Ne yaptık? Açlıkla beraber açlık hissini gördük ve Rabbimizin vermiş olduğu nimetlere karşı şükrettik. Rabbimizin vermiş olduğu maddiyat da bir nimettir. Ailemiz de bir nimettir. Çocuklarımız da bir nimettir. İmanımız da bir nimettir. Nasıl ki Ramazan-ı Şerif'te bu şekilde şükrümüzü eda ediyorsak, Ramazan'dan sonra da her halimizde Rabbimizi hatırlayıp şükrü elden bırakmamayı tavsiye ederim. Evet. Evet hocam. İnşallah bu Ramazan'ın son 10 günde yine aslında vakit kaçırmadık. Yani hala devam ediyor. Kesinlikle. O fırsat. Sonuna kadar devam edebilmek evet, lazım. Evet, o üçüncüyü söyleyeyim ben. Hani üçüncüsünde burnu yerde sürtünsün. Evet, üçüncü. Evet. Onu arz edeyim. Yeri gelmişken, kim ki Ramazan-ı Şerif gelir, Ramazan-ı Şerif ayına hürmet etmeden Ramazan-ı Şerif ayını gönderirse burnu yerde sürtünsün. İşte son 10 günümüz en güzel bir şekilde Ramazan'a hürmet inşallah Rabbimizin rahmetini celbetmek olacaktır. İnşallah hocam. Son 2 dakikamız kaldı. Evet. İsterseniz bir iftar duası yapalım. Sonrasında evet. Da İstanbul için iftar vakti diyelim. Teşekkür ederim. Buyurun hep birlikte amin diyelim. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Vağfanna vağfir lana verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Allahümme inneke afuzun kerimun tuhibbüle fefa'fu anna ilâ ya rabbel alemin. Yapılan bu programı dergâh-ı ulûmiyetine makbul eyle. Hasreten kardeşlerimizin okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim'le sen kabul eyle. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tüm geçmişlerimizin ruhlarına hediyelilik sen vasıl eyle ya rabbel alemin. Sen kabul eyle ya rabbel alemin. Özellikle ya Rabbi, doğal afet münasebetiyle ya Rabbi, şehit hükmünde olan, ahireti irtihal eden, deprem dolayısıyla vefat eden kardeşlerimizin de ruhlarını ithafen okunan Kur'an-ı Kerimler var. Sen kabul eyle, ruhlarını şad eyle. Bütün yaralı olan kardeşlerimize, hasta olan kardeşlerimize acilen hayırlı şifalar ver. Dertlere, devalar, borçlara kolaylıklar ihsan eyle. Ailelerimizi sen her türlü tehlike ve musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, çocuklarımızı her çeşit tehlike ve musibetlerden muhafaza eyleyerek maddi ve manevi zihinlerini açık eyle. Vatanımızı, şu cennet vatanımızı afat-ı araziyeden, bahriyeden, semaviyeden hıfzül emin eyle. Asker ve polisimizi her zaman her yerde mensur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi Rabbil Alemin. Tüm geçmişlerimizin ruhi için, Allah rızası için El-Fatiha. Hocam ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok biz teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. İftar özel programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Şimdi İstanbul için iftar vakti diyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber.